Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biraz alışveriş yaptık ve size o alışverişteki saçma ürünleri göstereceğim. Bence hiçbiri saçma değil. Bir çift ne kadar birbirinden farklı olabilir? Yani bunu göreceğiz. Şöyle bir alışverişimiz var. Şöyle bir dükkan var Mr. Do It Yourself diye. Hayır, reklam değil. Reklam değil, onu başta söyleyeyim ama. Yapı market gibi ama içinde oyuncaktır. Değişik şeyler de satıyor. Çok tatlı şeyler var. Çok değişik şeyler var. Böyle hani göreceksiniz zaten. İnanılmaz farklı şeyler var. Yani bir kısmı yapı market, bir kısmı böyle değişik falan filan. Ben dedim ki neden bunu video haline getirmiyoruz? Ben bu tip videoları izlemeyi seviyorum. Ne, belki bizim izleyicimizden de bizim hayatımızda neler aldığımızı görmek isteyen olur diye. Poşetten çıkartıp neden aldık ve hangimiz seçmiş olabiliriz onu? Öncelikle kedi tasması. Kedi tasması aldık arkadaşlar ama bizim kedimiz yok. Bu konuda ne demek istersin Aysa? Bunu kim almış olabilir kedi tasmasını? Bu arada hayatımda gördüğüm en ucuz şey 15 lira falan bu. Yani bilmiyorum. Şimdi bunu Aysa aldığı için artık Aysa takacak bunu bu video boyunca. Çünkü bize durduk yere kedi tasması aldırdı ve bizim kedimiz yok. O yüzden Aysa bu video boyunca kedi tasması. Evet, kedi ve gerçek, bunun gerçeği olarak bir tasma simgesi. Bu arada değişik ürünler de var da. Bu ne Aysu? Mama kaşığı. Açayım mı? Aç. Bu paketleri açmak için bir tane bıçak açacağım. Bu ne Aysu? Ya yani netleme ama bildiğiniz tavşanlı kaşık yani. Mama kaşığı. Tavşanlı çatal. Bu da 15 lira mı neydi bu ikisi beraber? Yani dur. Ben burayı daha da saçma hale getireceğim. Dur. Öncelikle kimin aldığını tahmin edeceğiniz bir ürün göstereceğim arkadaşlar. Kablo bağı. Yani bunun üzerine çok konuşmaya gerek yok. Kablo bağı. Ama şu ikisinin aynı dükkanda satılması bana çok komik geliyor. Dur, daha bir aynı dükkanda niye satıldığının hani saçma oldu, başka şeyler çok var ama. Çok daha şeyler var yani. Bu kablo bağı yani. Yüzlü kablo bağı. O atabiliriz. Şimdi Aysucuğum, bu ne? Sticker. Sticker değil. Bak, sadece sticker dersen ya sticker işte oluyor. Ama çok tatlı stickerlar yani. Lar arkadaşlar. Sticker lar. Lar bak, lar. Dur, bir tane işte var, bir tane şey vardı. Sticker'lar böyle. Aa, bu çok güzelmiş lan. Bak. Hı-hı. Aa, dur daha çıkıyor, bir saniye, daha da çıkıyor. Bir saniye arkadaşlar, daha da çıkıyor. Bu fiyatını hatırlamıyorum ama 20 lira falandı şu paket. Şu şöyle bir şey, bir sticker paketi var. Burada işte gene animeli, Japon çocuk animeleri var ya, onların şeyleri var. Yani böyle daha büyük animeler değil, çocuk animeleri var ya, onların şeyleri. Çok ses çıkıyor, gidiyor bir tane. O yüzden bunları böyle bırakıyoruz. Sonradan düzenleriz. Bir de arkadaşlar şu. Bu da işte o Do It Yourself şeyinin. Mr. Do It Yourself'in. Bu arkadaşlar burada böyle 10 sayfa falan sticker var böyle. Bu çok güzel. Bunu hepsi çok güzel. Çünkü bu şey. Böyle hani şeffaf sticker. Poşetli sticker. Hoşuma gitti. Bayağı güzel şeyler var. Yani tek tek size gösteremeyeceğim ama bayağı böyle çok tatlı var sticker'lar var. Ben sticker'lara aşık biriyim yani, o yüzden. Başka sticker'lar da var sanırım ama elime bu geldi. Bunu aldım arkadaşlar. Şef bıçağı. Çünkü biliyorsunuz ben yemek yapmayı çok seviyorum. 8 inç bir şef bıçağı. Ben yemek yapmayı çok seviyorum ve İkisi aynı yerde. Evet, ikisi aynı yerde satılıyor. Do it yourself zaten kendin yap demek. Yani burada kendin yap. Yemeği de kendin yap diyor. Bence çok güzel bir bıçak. Şef bıçağı. Şöyle göstereyim. Çok güzel, böyle satır gibi bir bıçak. Çok hoşuma gitti. Zaten benim yemek videolarımı izlediyseniz genelde veya yemek yayını, çiğ köfte yayını yapmıştık. Orada kullandığım bıçak satır benzeri bir bıçaktı. Bu da satır benzeri bıçak. Ben bu tipleri bıçakları seviyorum. Yemek yaparken güzel oluyor. Aysa çınlatıyor. Şöyle koyalım. Kestane çizeceği. Evde yoktu kestane çizeceği. O yüzden ben tek tek böyle elimle çiziyordum kestaneyi, amele gibi. Ha, bunu almış olduk. Bu güzel yani, bu İşe yarayan bir şey. Çok güzel. Şimdi şu, bu normal yüz, işte bağlayan insanların böyle yüzünün işte tüylerini, küçük tüyler almak için şey yaptıkları var ya, bunlardan almışız. Evet.
3 tane almışız böyle ama bu normal bir şey. Bundan bahsedecek evet. bir şey yok. Bu çok güzel. Bunun hakkında bize bir şeyler söylemek ister misin Ersin? Hayatım boyunca kullanacağım tek makas. Yani? Kabını tabii ki saklayacağım yani. Tema anladınız mı arkadaşlar? Ben genelde işlevsellik üzerine alıyorum. Aysun'un bir şeyi almasının sebebi işte üzerinde tavşan var. Üzerinde ne bileyim sincap var. Bu ne Aysucuğum? Makyaj pomponu. Makyaj pamuğu kaka şeklinde olanından. Ama yumurtada. Ama yumurtada. Bu yumurtada olmasını ben önerdim. Normalde Aysu bundan alacaktı ama direkt böyle poşetli satıyorlar. Ben dedim 2 lira fazla verelim. Kendi yumurtası olsun. Çünkü bunu işte fondötene falan filan böyle pudraya falan filan sürüyorlar. Böyle yediriyorlar falan filan. Ondan sonra bu böyle makyaj kutusunun içinde pis pis duruyor. Böyle daha iyi sanki. Eskiden benim çamur gibiydi. Bu daha iyi sanki. Evet, bu çok daha iyi. Çok tatlı. Mavi yeni. Ondan sonra siz kesinlikle kimin aldığını tahmin edebileceğiniz bant. Hello bant. Yani normal bant yani. Benim niye böyle ya? Ondan sonra selfie ayağı. Ama bunun kimin aldığını tahmin ediyorsunuz. Ya bunu Aysu aldı. Benim selfie çekmek gibi bir derdim yok arkadaşlar. Vallahi bak. Benim selfim çamur gibi de çıksa umurumda değil. Bayağı normal selfie ayağı. İşte böyle şey yapıyorsun falan filan. Sen de bunu göster. Selfie ayağı. Ondan sonra kesinlikle gene kimin aldığını zorlanmayacağınız arkadaşlar. Dur bunu açıp göstermem lazım. Aşağıda var da sen. Yok oradan mı tamam. Bunu gene poşetinde saklayacağım. Tırnak makası. Ama böyle hayvancıklar var üstünde. Yani dünyanın en tatlı tırnak makası yani. Çocuğunuz falan varsa bunu alın tırnak kesmekten korkmaz yani. Tırnakları kısayken aa işte gel tırnak keselim falan diye tırnak makasına getirir sırf böyle hani oyun olsun diye. İnanılmaz değişik bir şey. Bu da bu arada bunların hepsi ucuz yani. Yani tanesi 10 lira 20 lira şeyler bunların. Ha tabii 100 tane 10 lirayı birleştirince çok para yapıyor ayrı mesele de. Ya bunların hepsi ucuz şeyler. Ne ha burasınınmış. Ya bunlar genel olarak ucuz şeyler yani öyle pahalı işte milyon dolarlık şeyler olduğunu düşünmeyin. Bu arada Sayın Mr. Do istiyorsanız sponsor olmak isterseniz. Kesinlikle evet. Dükkanınızda da işte mağazada da video çekmek istemiştim. Çok güzel şeyler var. Bir de alamadıklarımız var arkadaşlar. Evet. Çok tatlı şeyler daha. Bir sürü şey. Ah işte benim en sevdiğim. Şunu alıp almamakta çok kararsızdım. Çünkü bundan çok istiyordum. Ya şimdi bunun Türkiye'de versiyonları var. Bu da biz de Türkiye'den aldık ama bu Mr. Do It Yourself yani yabancı firma. Yani bu Türkiye'de var şu bıçak şeyi ama bu güzel. Bak bunu göstereceğim size. Açayım bir saniye. Şimdi şu standart maket bıçağı ama bunun yanlış hatırlamıyorsam kapanma şeyi vardı. Şu bıçağı çıkardım. Şöyle bıçağı çıkıyor. Şimdi ben maket bıçağı sürekli kullanıyorum ama benim kullandığım maket bıçakları şöyle şu tarafa koyarım işte. İşte gerçekten maket bıçağı olan maket bıçakları. Onları biraz sert işe kullanınca kırılıyor ama ince işlerde öyle lazım. Biraz sert işlerde de bu güzel oluyor. Ha şöyle şimdi böyle kapanıyor. Böyle cebinde falan taşıyabiliyorsun. Ve yani bayağı şey hani birini bıçaklamak istediğinde kullanmalık bir bıçak değil yani ama şöyle kapattığında gayet taşınabilir. Güzel bir koli açmak için falan filan güzel bıçak. Yani bir şeyleri yapıyorken bir işte falan kullanıyorken normal. Şöyle peki? Yedek bıçağı. Bunlar yedek bıçakları. Yedek bıçakları şöyle zaten. Gayet işe yarayan bir şey. Benim böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bu hani çok pahalı bir ürün değil. Bu da 30 lira 40 lira falan. Ama yani cidden işime yarayan bir şey. Türkiye'deki alternatifleri normal içine jilet falan takıyorsun. Hani cerrahi jilet tarzı onu da göstereceğim. Böyle saç kesme jileti, sakal kesme jilet tarzı şey takıyorsun. O tip şeyler var. O tip şeyler tam benim işime yaramıyor. Şu işime yarıyordu bu. Böyle güzel oldu diyebilirim yani. Şunu çok kullanacağım. Bir sonraki kutu açma videolarında falan bunu çok görürsünüz. Yani aşırı kaliteli bir şey değil ama hani 30 liraya da zaten inanılmaz kaliteli bir şey beklemiyordum. İşime yaradı. Şurada Jerry Rig Everything'in şeyini koyacağım. Jerry Rig abimizin aynısının full metali var. O çok güzel ama yani onun o 100 dolar 200 dolar onu almamız pek mümkün değil. Şu mesela şu normal jilet hemen göstereceğim. Neyse jilet şu jiletten bahsediyordum işte telefon çaldı bu arada.
ne zaman video çeksem telefon çalası tutuyor. Normalde hayatta telefonum çalmaz. Videoya başlarım telefon çalar. Neyse bu da öyle bir jilet. Şimdi şöyle bir şey, neden bunu da aldım? Bu saçımı kesmek için aldım. Bunu neden gösteriyorum? Bu jiletin arkadaşlar içine normal jilet takıyoruz. Şöyle fotoğrafını koymuşumdur bir yere. Türkiye'de satılan bu tip jiletlerin içine bu jiletten koydu ve bu jilet güzel değil yani. Tamam, bu saç kesmek için güzel de şey için güzel değil. Neydi onun adı? Hani bir kutu mutu açmak için güzel değil. Ama bu gayet o konuda daha iyi. O yüzden onu da göstermek istedim. Yani o da öyle bir şeydi. Son kalan 3 ürünü de böyle göstereyim. Şu kilitin böyle yapıştırmak için, bir şeye yapıştırmak için bildiğin sümük gibi, slime gibi yapışan bir şey. Çok işe yarıyor. Sonradan kolaylıkla çıkıyor falan, kullanıyorum. Bıçak bileme zımbırtısı. Yani ben bunu kendi bıçaklarımda kullanmıyorum ama evdeki dandik bıçakları şey yaparken kullanıyorum. Bir de şu, bu mükemmel bir şey. Bütün işte lehimle uğraşan arkadaşları şeydir, bendeki bozulmuştur. Bu inanılmaz güzel bir şey. Ne işe yarıyor anlatayım. Bir şeyi lehimlerken lehimin topçuğu kalıyor. Bununla böyle lehimi böyle diye çekiyorsunuz ve şöyle bir şey vardır. Aa, çok tatlı. Böyle hani eğer ki bunu böyle yaparsanız arkadaşlar, aa sevgilin seni mi öptü? Ama sevgilisi fare böyle ağzı. Neyse. Bunu çok seviyorum. Bu bende bozulmuştu. 10 liralık bir şey bu arada. Yani şey bir şey ama güzel bir şey. Bu arada gösterdiklerimin arasında hiç pahalı bir şey yok. Hani en pahalısı herhalde şudur. Bu da 40 lira falan yani. Diğerleri ucuz. Diğerleri de ucuz. Böyleydi yani. Eğlendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Böyle bir şeyler, değişik bir şeyler aldık. Size göstermek istiyorum. Ben bu tip videoları izliyorum YouTube'da. Hani insanlar ne yapıyor? Niye şey yapıyorlar? Bir şey alıyorlar? Nasıl bir şeyler alıyorlar diye. Hoşuma gidiyor. Size de bunu göstermiş olmak istedim. Yani özellikle hani 40 paket alan kadınla lehim hüktüreyi alan kişinin beraber evli olması ve aynı marketten alışveriş yapabilmeleri benim için komik geldi. Size de bunu şey yapalım istedim. Yani Aysu'yla işte çok farklısınız falan filan diyorlar ama alalım, aynı marketten alışveriş yapabiliyorsak aynı yerde. Abi şu ikisi niye aynı yerde satılıyor ya? Şu ikisi niye aynı yerde satılıyor? Oh, kapağı çıktı. Ah, keseceğim bir yerine. Neyse. Şöyle de takayım. İzin teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir, eğlenmişsinizdir. Ben bu tip şeylerle çok eğleniyorum. Aysu bu videoda pek konuşmadı ama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Umarım eğlenmişsinizdir. Yorum yap bak. Beğen, yorum yap. Bay bay.